Fıkıh der ki, eğer bir insan hakikaten kesin olarak zinaya düşme tehlikesi varsa evlenmesi farzdır. Ama harama düşme, zinaya düşme tehlikesi bulunuyorsa, kesin değil de tehlike ihtimal varsa onunki vaciptir demişler. Şafii mezhebinde böyle farz, diğer mezheplerde daha doğrusu, Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinde bu ayrım da yok. Şimdi bu tehlikeden korunması için insan ne yapar? Evlenir. Şimdi bunlar Allah'ın kesin emri. Harama düşeceksen evlen. Eğer evlendiği zaman hanımına zulmedecekse, zulmetmesi kesinse, asabi bir adam mutlaka zulmedecek bir tehlikesi varsa o insanın evlenmesi haram. Bak, hanımına zulmedeceksin. Tabii bu bazen öyle oluyor ki hanımlar erkeklere de zulmediyor. Peki zulmetme ihtimali varsa, araya ihtimal giriyor. Böyle bazı durumlar çıkar ortaya. Böyle durumlarda ise mekruhtur demişler. Fıkıh bunu söylüyor yani. Tüm dinler aslında başta İslamiyet olmak üzere 5 şeyi teminat altına alır. Teminat altına alır. Birincisi canı, can güvenliğini. İkincisi mal güvenliğini. Üçüncüsü nesil güvenliğini. Dördüncüsü akıl güvenliğini. Beşincisi din güvenliğini. Bunlar eğer herhangi bir zarar görecekse İslamiyet orada dur der yani. İslamiyet'te elhamdülillah yani bizim yüzümüzü kara çıkaracak herhangi bir hükmü yoktur.